Sevgili öğrencilerim, merhabalar. Şimdi bu videomuzda karemizin son testi olan konu testi 2'yi gömeceğiz arkadaşlar. Odaklanmasını ayarlıyorum ve bira bismillah deyip başlıyorum. Evet, bir daha bakalım. Kilitledik. Çok mu açtık? Yok, gayet iyi. Evet. Kare diyor. Orası da oraya eşitmiş. Bakın şu kenar karenin bir kenarına eşitse tabii ki diğer kenarlarına da eşit. Yani şunlara da aynı simgeyi koyalım hemen. Sonra demek ki şurada bir ikizkenar üçgen varmış. 65 ise buranın da 65 olduğunu söyleyelim dostum. Sonra şunu biliyoruz. Karede köşegen açıortaydı. Demek ki şurası 45. Bu tarafı da 45 olacak. Bakın 65, 65 daha 130 yapar. 130 ise şu açıya bizim 50 derecemizin kalması lazım. 45 ile alfanın toplamı 50 ise de alfaya 5 derecedir yapıştırdım. Geldik ikinci sorumuza. Yine bir ikizlik var orada. İkiz kenarlık var dostlarım. 30 olduğuna göre alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş. Şimdi şöyle yapalım. Şurası 60 derecedir. Şuna tık tık koyduysak buna da tık tık koyalım. Bakın şurayı çizdiğimde burada bir ikiz kenar üçgen var. Tepesi 60. O zaman ayakları da atacak. Hemen bunlara da 60 60'ı yapıştırdım. E tabii ki buna da tık tık simgesi koydum. Karenin bir kenarına da tık tık simgesi koyuyorduk. Sonra şuraya 30 derecemizi yazalım 90 olması için. İkiz kenar olduğundan dolayı 75 75 diye de buralara yazdık. Ve şuranın 90 olması için alfanın 15 derece kalması gerekir dedik. Geldik 3 numaraya. Evet kare ve yine bakın karenin bir kenarına tık tık koymuş. O zaman şuna da ben koydum. Şuradaki ikiz kenarı yakaladım arkadaşlarım. Tabii ki şu kenara da tık tık simgesini koyalım hemen. Şimdi şu açıya x derece dersek artık bu da x derece olacak. Çünkü ikiz kenar üçgen. Bu açı x artı alfa ise şurası da x artı alfa olacak mecburen. Ve bakın burası 90 derecedir. Şuradaki açının tamamı x, x olduğu için 180 eksi x 2x'tir burası. O halde şuraya 90 eksi 2x kaldı diyebilirim. Ve şimdi şuradaki d, e, c üçgeninin açılarını toplayabilirim artık. 90 eksi 2x var artı x artı alfa var. Artı bir x artı alfa daha var. İşte bunların toplamı 180 olmalı. Eksi 2x 2x'i götürür. Şuradan 90'ı bu tarafa atarsak 2 alfa eşittir 90 kalır. Alfa da 45 çıkar. Evet dördüncü sorumuz. Diyor ki DB EB'nin 3 katıdır diyor. Yani buraya K dediğiniz takdirde buranın tamamı 3K olacak diyor arkadaşlarım. Hemen nasıl yapalım? 3K ise bunun tam ortasını işaretlesem ben toplamı 3K olacak. Ya da şöyle yapalım. 2K'ya 4K mı diyelim buraya? Evet 6K olsun tamamı 4K. 6K'yı da 3K 3K diye şurası K. Şurası 3K diye tam ortadan böyle böleriz diye düşünüyorum. O zaman bunu yapmayalım. Şimdi şurası 12 ise burası da 12. Burası da 12. Bunları bir söylemiş olalım. Biz yine şu köşegeni de çizelim ya. Şimdi bu köşegen bu köşegeni ikiye bölecek değil mi? Köşegenler birbirini ortalıyor. Buraya da 90 derecemizi yapıştıralım. Belki bir işimize yarar diye düşünüyorum. Şimdi şuradan da muhteşem üçlü yapsak. Şöyle bir muhteşem üçlü çizsek. Bu da eşit olsa bunlara. Burada bir ikiz kenar üçgen görsek. İkiz kenarın tabanına bir diklik indirsek. Şöyle yapsak. Evet buradan bir şeyler geliyor dostlarım. Bakın şimdi neler yaptık. Şimdi 12, 12 o zaman bu köşegenin tamamı 12 kök 2. Peki burası 12 kök 2 ise yani benim 6K dediğim şey 12 kök 2. O halde K dediğimiz şey 2 kök 2. Bunu bir yazalım. Peki burası 2 kök 2 o halde arkadaşlarım. Şu K 2 kök 2. Burası 4 kök 2 toplam 6 kök 2 oldu. Bakın bu yükseklik kenarı 2'ye böleceği için 3 kök 2 buraya. Kök 2 de bu araya kaldı. Tabii ki şimdi bu ne oldu arkadaşım? Şu 3K da 6 kök 2 oldu. Köşegenler birbirine eşittir. Burası da 6 kök 2, burası da 6 kök 2 oldu. Bakın şu çizdiğim orta tabanı oldu 6 kök 2'nin. O halde bu 3 kök 2 olmak zorunda. Şuradan da Pisagor'u çakabilirim artık.
Diyeceğim ki x kare eşittir. Bir 3 kök 2'nin karesi 18, bir de kök 2'nin karesi 2. Yani x kare 20, x eşittir 2 kök 5 geldi. Evet, 5. sorumuzdayız. 105 var, 6 var. Olduğuna göre alan ABC'de nedir diye bir soru sormuş. Şimdi şuraya 75'imizi bir yazalım. Şuraya 15 yazalım. Buraya da 75 yazalım. Dostum, biliyorum ki karede köşegen açıortaydı. Buraya 45 yazalım. Buraya da 45 yazalım. Bakın 45 ile 15'in toplamı 60'tır. Buraya 60 yazalım. 75'ten bir diklik indirelim 60 ile 45'in karşısına. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. 60'ın karşısı 3 kök 3'tür. Burada 45'in karşısı 3 kök 3 ise diğer 45'in karşısı da 3 kök 3. 90'ın karşısı ise kök 2 katı olan 3 kök 6'dır. Dolayısıyla karenin bir kenarını bulduk. Alanını soruyor bize. 3 kök 6'nın karesi. 9 çarpı 6'dan 54 geldi. 6. sorumuz. 2 ile 8'i görüyorum hemen dostlarım. Alan D, A, E, C nedir diye de bir soru sormuş. Şimdi bu bizim bumerang dörtgenimizdi. Şu köşegenleri çizelim, dik kesişsinler. Bu köşegen 10 ise bu köşegen de 10'dur. 5, 5 yazıyorum buraya. Ve biz bumerangın alanı ne diye biliyorduk? Köşegenlerini çarp. Bakın bir köşegeni 10'dur bumerangın, bir köşegeni 2'dir. 10 ile 2'yi çarp, 2'ye böl. Bir de aradaki açının, köşegenlerin arasındaki açının sinüsüyle çarp. 90 olduğu için sinüs 90'da 1 olduğundan yazmıyorum. Sadece 10'dur sorumuzun cevabı diyor. Geldik buna. ABC'de kare, ED'yi görelim. 13 vermiş bize arkadaşlarım. Şuranın tamamı 13'müş. O zaman ne demiştik? Dik kesişen doğrular eşittir. Bu da 13'tür. Demek ki şuraya 4 kalacak. Sonra şurada diklikten diklik indiği için H diyelim. H kare 4 çarpı 9'dan 36'dan 6 gelecek. 13'tü buranın tamamı. X'e de 7 kalacak dostlarım. Geçtik bunu da. Geldik bu sorumuza. Evet, burayı 2'ye bölen bir diklik gördük dostlarım. AH HB'ye eşittir. AH HB'ye, onu gördük zaten. 6 diyelim buraya. Buraya da 6 yazalım. Buna göre x kaçtır diye de bir soru sormuş. Dostum, şu diklik buraya dümdüz devam ettirirsen köşegen olur. Buna 45-45 yazalım. 90, buraya da 45 yazalım. Buraya da 45'imizi yazalım. O zaman 6 ise bu da 6, burası da 6. Bakın 12-12, buranın toplamı 12 kök 2 olacak. Sonra şurada 45-45-90 üçgeni var. Hipotenüsümüz 6 ise dik kenarlar 3 kök 2, 3 kök 2 olacak. Şimdi burası toplam 12 kök 2 idi. Şurada 3 kök 2'si varsa buraya ne kalır? 9 kök 2 kaldı. Yapıştır. Evet, iki tane dik üçgen görüyoruz. Hemen AB 90'ımızı yazalım. A 90, B. Şuraya A 90, buraya da B. Ve bakın ikisinin de 90'ın karşısı karenin bir kenarı. Yani 10. O zaman bunlar eş üçgenler. Burada A'nın karşısı 8 ise burada da A'nın karşısı 8. Hatta bu 6-8-10 üçgenidir. Buralara 6 yazalım. O zaman şu EF'ye de 2 yazalım ki zaten EF'yi soruyormuş. 2. Buna bakıyoruz. 4 var, 8 var. DF nedir diye bir soru sormuş bize. Hemen şuradan DF'nin hipotenüs olduğu şu dik üçgeni oluşturdum dostlarım. Şurayı çizdim. Bakın bunun bir kenarı 4 ise şunlara 4-4-4 yazalım. Burada 4. Bunun bir kenarı 8 ise buraya 8 yazalım. Şuraya 4 kalıyor, 8'di tamamı. 4 kaldı. Buraya da 4 kaldı. Ve bakın 4 var. Şurası da 12. Biri diğerinin 3 katıysa hipotenüs ne oluyordu dostum? Küçük olanın kök 10 katı oluyordu. 4 kök 10'u yapıştırdık hemen. Yine bir kare görüyorum. BF'yi 10 vermiş. DF'yi görelim onu. 2 vermiş. Şurası da 2. Şimdi şuna A dersek bu da A olur. Tabii ki bu da A olur. Bakın büyük karenin bir kenarı A artı 2. O zaman buraya 2 yazalım. Şurada da Pisagor bağıntısını görün dostlarım. Neydi hipotenüs? 10. Şurası 10. O zaman hemen Pisagor yapmayalım da bir 6-8-10 mu diye deneyelim. A'ya 6 desem burası 8 oluyor mu? 2 fazlası çünkü. Evet, 8 oluyor. O zaman ABCD karesinin alanı bir kenarı 8 olduğu için karesi 64 geliyor. Geldik buna. Bakın bunu da dikdörtgende öğrendiğimiz bir kural vardı. Karşılıklı olanların kareleri toplamı. Yani 6'nın karesiyle 4'ün karesinin toplamı 7'nin karesiyle x'in karesinin toplamına eşit olacaktı. Şimdi 36, 16 daha ne yapıyor? 42, 52 yapıyor burası.
eşittir 49 artı x kare. 49'u çıkarırsam 3 kalır x kareye. X de kök 3 olur. 13. sorumuz AE eşittir AH'ın 3 katına. Şimdi buna K dersek burası 3K'ymış. Tamam. Alan EFGH ve bu da bir kareymiş dostlarım. EFGH da alanı 20'ymiş. O zaman bir kenarı 2 kök 5 olmalı. 20 ise 2 kök 5 olmalı şunlar. Alan ABCD nedir diye de bir soru soruyor bize dostlarım. Bakın şimdi yine burada bir sürü A 90 B benzerliği yapalım. Şöyle B diyelim, 90 diyelim, A diyelim, B diyelim. Yine 90'ımız, A'mız, B'miz, 90'ımız, A'mız ve B'mizi yazalım. Dostlar bakın 4 tane beyaz üçgen var. 4'ünün de açıları A, B, 90. O zaman bunlar benzer üçgenler. Ve 4'ünün de 90'ının karşısı 2 kök 5. O zaman artık ne oldu bunlar? Eş üçgenler. Yani burada A'nın karşısı 3K ise hepsinde A'nın karşısına 3K yazarım. B'nin karşısı K ise hepsinde B'nin karşısına ben K'mı yapıştırabilirim. Dolayısıyla büyük karenin bir kenarını 4K bulmuş oldum. Şimdi şurada da bir Pisagor çakalım hemen. K kare artı 3K karenin karesi 9K kare eşittir 2 kök 5'in karesi 20. Buradan 10 tane K kare eşittir 20. K kare eşittir 2 geldi. Bize neyi soruyor? Karenin alanı 4K'nın karesi yani 16K kareyi soruyor. E K kare 2 ise 16 ile de çarparsam ben bunu 32'yi paketle. ABCD kare CF BF arasındaki ilişki var. K'ya ne diyelim ya da 2K'ya 4K diyelim biz bunlara. Çünkü 6K olsun ki şurayı da 2'ye bölebileyim 3K 3K diye. Burası 6K burası da 6K. Şimdi neyi soruyor? Alan ABFE, ABFE taralı alan bölü karenin alanı nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi ne yapıyordum ben dostlarım? Şöyle yapalım. Şunu da çizelim. Paralel kenarda öğrendiğimiz taktik. Bak 6 ile 3'ü çarp 18A'dır burası. 3 ile 2'yi çarp 6A'dır. 4 ile 6'yı çarp 24A'dır. Şimdi tüm karenin alanı neydi? 6 ile 6'yı çarpalım 36. O zaman 36 ise tabii ki bu yarısı olacak değil mi? 36 şu köşegenden yarısı olan üçgendi. 72 tamam. 72A. Şimdi 24 burada. 24 de burada 48. 72 olması için 72'den 48 çıkartalım. 12'den 8 çıktı. 4. 24. Şurası da 24A geldi. Demek ki bizden 48 bölü 72 istiyor arkadaşlar. 48 bölü 72. 24'e bölersek 2 bölü 3 geliyor. Sorumuzun cevabı Bursa'dan çıktı. Evet 15. soru. Karenin bir kenarını vermiş 12. Hemen şu köşegeni çizelim. Buraya da 12 yazalım. Buraya 10 kalır. Buraya da 12 yazalım. Dostum bakalım ne soruyor? Alan EFBA. Şimdi şuradaki üçgenin alanını buldum. 10 çarpı 12. 120 bölü 2'den 60. Sonra şu üçgen her zaman karenin yarısıydı. Yani 144'tür karenin alanı. 72 olacak burası. Ve 72'yi de bak kenar ortay 2'ye bölüyor. 36, 36. O zaman taralı alan oldu 96. Evet burada ne diyor? BE, CE'nin 3 katıdır. K'ya 3K. Hatta 12'ymiş bir kenar. 4K 12 ise K eşittir 3. Burası da 9. Şurası 12'ymiş. Burası da 12. AF, FE'nin 2 katıdır. Buraya M diyelim. Buraya 2M. Olduğuna göre alan DFEC. DFEC. Şuradaki taralı alan nedir diye de bir soru soruyor bize. Bakın yine şunu çizelim. Şu üstteki üçgen 3 çarpı 12 bölü 2'den yani 36 bölü 2'den 18. Sonra şu üçgenin alanı karenin yarısıydı. Karenin alanı 12'nin karesi olduğu için 144. Yarısı o zaman buranın alanı 72. Bakın buraya A dersen burası 2A çünkü 1'e 2 oranında bölmüş. Biz 3A'yı 72 diye bulduk. A eşittir 24. Burası da 24. 24 ile 18'in toplamı 20, 10 daha 30, 38, 42 yaptı. Sorumuzun cevabı Adana'dan geldi. Evet dostlar bunu da gömmüş olduk böylelikle. Her zaman söylüyorum ben ÖSYM sorularını çözmüyorum. Çünkü neden? Hem telif hakkından dolayı hem de internette zaten çözümleri yeteri kadar var diye çözmüyorum arkadaşlarım. Hadi bakalım öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.